Türkiye Cumhuriyeti'nin 64. hükümeti 24 Kasım 2015'te Ahmet Davutoğlu liderliğinde kuruldu. Görünüşe göre Davutoğlu, 1 Kasım seçimlerinde kazandığı büyük zaferle başbakanlığa iyice kurulmuştu. Fakat AK Parti'nin 1 Kasım zaferi Davutoğlu'nun hezimeti olacak, iktidar koltuğunu kaybedecekti. Erdoğan, bir eski dostu daha tarihin tozlu sayfalarına gömecekti. Videoya geçmeden önce lütfen abone olun. İyi seyirler. 2014 Ağustos'unda Erdoğan'ın açıkladığı güçlü başbakan, güçlü cumhurbaşkanı modeli ölü doğmuştu. Zaten daha önce pek çok defa gördüğümüz gibi siyasetin tek bir değişmez kuralı vardı. Bir koltukta iki karpuz oturmazdı. Davutoğlu-Erdoğan çekişmesi yalnızca 4 ay içinde 14 Ocak 2015'te kamuya yansıdı. O gün Davutoğlu bir basın toplantısında üstünde çalıştıkları kamuda şeffaflık paketini açıkladı. Pakete göre mal bildirimleri siyasi parti il başkanları ve grup başkan vekilleri için zorunlu olacak, yolsuzluk ihbarlarına ödül verilecek ve siyasi partilere yapılan para yardımına sınır getirilecekti. Bu paket hem 17-25 Aralık'tan sonra başlamış olan yolsuzluk suçlamalarının önüne geçecek, belki de daha önemlisi Davutoğlu'nun AK Parti içindeki muhaliflerini tasfiye etmesini sağlayacaktı. Ama işler Davutoğlu'nun beklediği gibi gitmedi. Aynı gün konuşan Erdoğan, paketi zamansız bulduğunu açıkladı ve böyle işlerin istişaresiz yapılmasını eleştirdi. Külliyenin gözü kör değildi. Böyle bir paket hem AK Parti içindeki dengeleri ve hükümetin işleyişini altüst eder, hem de Davutoğlu'na AK Parti içerisindeki diğer gruplar karşısında çok fazla güç verirdi. Davutoğlu'nun AK Parti içinde tasfiye yapmasından korkuluyordu. Paket Erdoğan'ın tepkisiyle hemen rafa kaldırıldı. Erdoğan bunun üstüne bir güç gösterisi olarak Bakanlar Kurulu'nu daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde topladı. Mesaj açıktı. Patron reisti, Davutoğlu değil. Türk kamuoyu AK Parti içindeki yapılanmalarla ilk kez bu dönem tanışacaktı. Bu kapalı kapılar ardındaki gruplaşmanın en büyük sebebi Erdoğan'ın neredeyse mutlak gücüydü. Erdoğan, sağ seçmenin kayıtsız şartsız desteğine sahipti. Bu yüzden açıktan muhalefet imkansızlaşmış, farklı fikirlere sahip güç odakları ve siyasetçiler AK Parti bünyesinde Erdoğan'la ittifak halinde hareket etmek zorunda bırakılmışlardı. Spekülasyonlara göre bu dönem parti içerisinde 4 etkili grup vardı. Birinci grup Abdullah Gül, Ali Babacan ve Arınç'ın başını çektiği eski AK Parti kurucularının grubuydu. Fakat 2014'e kadar gücünün doruğunda olan bu grup 2015'te vadesini doldurmak üzereydi. Gül Çankaya'dan ayrılmış, Arınç ise başbakan yardımcısı olarak görevini sürdürse de 17-25 Aralık döneminde ikili oynadığı için Erdoğan'ın güvenini kaybetmişti. Gülenciler Erdoğan'ı 17-25 Aralık'tan sonra devirip partinin başına Gül'ü getirmeyi planlıyordu. Fakat Arınç ve Gül grubu Erdoğan'ın Gülencileri mağlup etmesiyle yolun sonuna gelmişti. 2015'te Gül grubu son bir hamle olarak Davutoğlu'nu desteklemeye başlamıştı. İkinci grup Ahmet Davutoğlu'nun kendi grubuydu. Ali Sarıkaya ve Taha Özhan gibi kişilerden oluşan kendi başına zayıf bu grup Davutoğlu'nun başbakanlığa getirilmesiyle daha aktif olmaya başlamıştı. Üçüncü grup Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın grubuydu. Türgev Vakfı üzerinden önemli mali kaynaklara sahip olan Bilal Erdoğan grubu aynı zamanda THY ve kayyum atanan kuruluşlar içerisinde de güçlenmişti. Dördüncü ve son grup en güçlüsüydü. Bu grubun başını Berat Albayrak çekiyordu. Albayrak grubu ve Turkuaz Medya üzerinden geniş mali kaynaklara sahip olan bu grup, aynı zamanda AK Parti'nin sosyal medya kaynakları üstünde de hakimiyet kurmuştu. Bu gruba daha sonra işlettikleri Pelikan dosyası adlı web siteye atfen Pelikan grubu adı verilecekti. Pek çok iktidar yanlısı sosyal medya hesabı bu grup tarafından işletiliyordu.
Bu grubun hem siyasi ve mali gücü vardı hem de medyayı kontrol ediyordu. Davutoğlu ve Erdoğan arasındaki ayrım bu grupların etkisiyle giderek büyüdü. 7 Haziran 2015 seçimlerine gidilirken milletvekili listeleri üzerinden çıkan bir polemik Davutoğlu iktidarını sallayacaktı. Zayıflayan Arınç Gül grubu Davutoğlu iktidarına bu dönem yaklaşmıştı. Yine bu dönem Bülent Arınç diğer AK Parti gruplarıyla olan çekişmeleriyle de basına yansımıştı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'le medya üzerinden ağır bir polemiğe girdi. Aylar süren polemikte Gökçek Arınç'ı paralelcilikle suçladı, Arınç ise Gökçek'in Ankara'yı parsel parsel sattığını iddia etti. Ve 7 Haziran seçimlerinin ardından Gökçek'e haddini bildireceğini açıkladı. Bu tehdit boşuna değildi. Arınç ve Başbakan Davutoğlu seçim için hazırlanan milletvekili listeleri üzerine beraber çalışmış, Gül grubuna yakın isimler aday gösterilmişti. Fakat külliyenin gözleri görüyordu. Erdoğan hemen müdahale etti. Davutoğlu Beştepe'ye çağrıldı ve Arınç'ın etkisiyle eklenen 23 kişinin milletvekili listelerinden çıkarılması emredildi. Davutoğlu itiraz edince Erdoğan son noktayı koydu. Ya 23 kişi çıkacak ya da Erdoğan hükümeti düşürecekti. Hocanın gücü reise yetmemişti. 23 isim sessiz sedasız listelerden çıkartılırken Arınç Gül grubu da son şanslarını kaybediyordu. Gül'ün ardından Arınç da 7 Haziran 2015'te aktif siyasetten çekildi. Bir diğer tartışma da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın milletvekili adaylığı üzerinden başlamıştı. Ahmet Davutoğlu'nun Fidan'ı aday göstermesi üzerine Erdoğan açıktan karşı çıkmış, Fidan'ın adaylığına olumlu bakmadığını söylemişti. Davutoğlu burada geri adım atmasa da Hakan Fidan geri adım atmış ve adaylığını çekip müsteşarlığa devam etmişti. Davutoğlu yine kaybetmişti. Fakat savaş devam ediyordu. Davutoğlu'nun şansı kaderin bir cilvesiyle AK Parti 7 Haziran'da tek başına iktidarı kaybedince döndü. Anayasayı değiştirip başkanlık sistemine geçmeye hazırlanan Erdoğan, anayasayı değiştirmeyi bırakın tek başına iktidar bile olamıyordu. Her ne kadar Davutoğlu başkanlık sistemine açıktan karşı çıkamasa da bunun kendisinin sonu olacağını gayet iyi biliyordu. Davutoğlu 7 Haziran'dan sonra yaptığı değerlendirmede anayasayı değiştirmeyi kendisinin de çok istediğini ama halkın buna izin vermediğini ve halkın iradesine de mecburen saygı gösterilmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan bunun üzerine yaptığı karşı açıklamada anayasanın zaten fiilen değişmiş olduğunu ve ne olursa olsun kanunların da fiiliyata uyarlanacağını söyleyecekti. 7 Haziran seçimleri sonrası bir önceki videoda bahsettiğim gibi Erdoğan koalisyona yanaşmayıp erken seçime gidecekti. Fakat Davutoğlu koalisyon taraftarıydı. Başbakan'a göre bir koalisyon ortağı Erdoğan'ın gücünü dengeler hem de anayasa değişikliği ihtimalini en az 4 yıl ertelerdi. Nitekim sonradan ortaya çıkan bilgilere göre Davutoğlu MHP ile temelde anlaşmış ve MHP'nin Bilal Erdoğan'ı yargılama şartı kabul edilmişti. Fakat bu hamle yine külliyeden veto yedi. Davutoğlu 1 Kasım'da seçime gitmeye mecbur bırakılmıştı. AK Parti 1 Kasım'da hendek operasyonlarının etkisiyle büyük bir zafer kazandı ve tek başına iktidara yerleşti. Fakat bu Davutoğlu'nun zaferi değildi. Davutoğlu normal şartlar altında girilen Haziran seçimlerini kaybetmiş, koalisyon kurması Erdoğan tarafından engellenmiş, ancak daha sonra Erdoğan'ın ağırlığını koyarak başlattığı hendek operasyonları sonrası seçimi kazanabilmişti. Kasım seçimlerinin aradan çıkmasıyla Erdoğan ve AK Parti'nin Davutoğlu'na ve güçlü başbakana olan ihtiyacı da kalkmıştı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına çıkarken amacı hep anayasayı değiştirip başkanlık sistemine geçmekti. 2014'te Cumhurbaşkanı seçildiğinde Erdoğan'ın A planı 2015 genel seçimlerinde 367 milletvekili çıkarıp veya HDP ile anlaşıp referanduma gerek kalmadan anayasayı değiştirmekti. İşte 2015 seçimlerini kazanabilmek için Erdoğan'ın partinin başında
Davutoğlu gibi güçlü bir isme ihtiyacı vardı. Bu plan tutmamış, Kasım seçimlerindeki zaferin ardından sonra bile AK Parti 317 sandalyede kalmış, HDP ile köprülerde atılmıştı. Erdoğan B planını devreye soktu. Bu plana göre 1 Kasım seçimlerinden sonra referanduma gidilecek ve başkanlık sistemine halk oylamasıyla geçilecekti. Ondan sonra da bir sonraki seçime Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak tek başına girecekti. İşte 1 Kasım gecesi Davutoğlu geçmesi gereken seçim engelini geçmiş, vadesini doldurmuştu. Erdoğan'ın ona artık ihtiyacı kalmamıştı. Saray darbesi için düğmeye 29 Mayıs 2016'da basıldı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu aldığı bir kararla parti içi atama yetkisini Davutoğlu'ndan alıp kurula verdi. 2 gün sonra 1 Mayıs'ta darbenin ayak sesleri çok daha yakından gelecekti. Pelikan dosyası adlı sitede yayınlanan Selam Olsun adlı yazıda kendini reis için canını feda edenler olarak tanımlayan kimliği belirsiz yazar çok ağır ve yer yer argo bir dille Davutoğlu'nu AK Parti'ye ihanetle suçluyordu. AK Parti içindeki kilit isimlerden geldiği belli olan yazıya göre Davutoğlu iki şartla başbakan yapılmıştı. Anayasa değişikliğine destek vermek ve Amerika ile ilişkileri mesafeli tutmak. Yazı ardından tek tek reis ile hocanın ayrıldığı noktalara değiniyor. Şeffaflık paketi, 17-25 Aralık soruşturmalarının sanıklarını Yüce Divan'a gönderme tasarısı, Hakan Fidan'ın milletvekilliği ve Dolmabahçe mutabakatı bu iddiaların en önemlileriydi. Şartlar bir külliye darbesi için olgunlaşıyordu. Erdoğan vurucu darbeyi bu yazıdan 3 gün sonra 4 Mayıs'ta vurdu. Davutoğlu olağan görüşme başlığıyla külliyeye çağrıldı fakat artık herkes ne olduğunun farkındaydı. 1 saat 40 dakika süren toplantı bittiğinde reis hocayı yemişti. Davutoğlu'nun istifa etmesine bile izin verilmemiş, bunun yerine partiyi kongreye götürmesi ve yeniden başkan adayı olmaması üzerinde anlaşılmıştı. Davutoğlu 2014'te kendisine verilen kaybeden ile oynamış ve kaybetmişti. Erdoğan, Davutoğlu'nun yerine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı geçirdi. Binali Yıldırım, Türkiye tarihinin en etkisiz ve son başbakanı olacaktı. Ne karizması, ne halktan karşılığı, ne parti içinde kendi grubu, ne de bir vizyonu vardı. İşte tam da bu yüzden Erdoğan'ın istediği adaydı. Kendi başına hareket edecek ne gücü ne de iradesi vardı. Bundan sonra Cumhurbaşkanı emredecek, başbakan yapacaktı. 22 Mayıs 2016'da yeni hükümet Binali Yıldırım başkanlığında kurulurken Türkiye artık yeni bir AK Parti'ye ve yeni bir rejime uyanıyordu. Abdullah Gül, Davutoğlu, Arınç, Babacan gibi isimler tarihe karışmış, yerlerini AK Parti içinde giderek güçlenen Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'ya bırakmışlardı. Parlamenter demokrasi de fiilen bitmiş, yerini başkanlık sistemine bırakmıştı. Beştepe artık devletin zirvesiydi. Ama Erdoğan'ın resmen başkan olabilmesi için bir engeli daha aşması gerekiyordu. Bu engelin adı 15 Temmuz'du. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenin ve abone olun. Sağlıcakla.